Başkanım, bu Karasu Belediye Başkanı İshak evet, Sarı ona Bey, cevap verin. Şöyle. Satsu 34. Meslek Komitesi Başkanı Murat Ekşi de buna müteahhitler adına tepki gösterdi. Bu nedir başkanım? Yani böyle ilk defa duyuyoruz. Beton firmalarından, güzergahlarından. Gerekçesi de şu, kaçak yapılaşma önlemek. Böyle mi önleyecekler kaçak yapılaşmayı? Şöyle. Başkanım, ona bir ilave yapayım. Karasu Belediye Başkanı bunu yaptığı uygulama Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden almış. Evet. Öyle bir durum da var. Bakın şu doğru. Biz düzensiz yapılaşmayı, kaçak yapılaşmayı önlemek adına hukukun ön verdiği ve bizim kanunlarımızın bize vermiş olduğu yetkiler vardır. Bu yetkileri kullanırsın, kullanmazsın. Bu size bağlıdır. Bedelini ödersin ya da nimetini alırsın. Ayrı bir şey. Dolayısıyla biz şunu biliyoruz. Bir yerde bir belediye başkanının, şimdi ben Serdivan Belediye Başkanlığı yaptım. Ben aynı gün ya da iki gün üst üste ya da haftada bir her hafta bir gün Çubuklu Mahallesi'ne gitme şansım yok arkadaşlar. Dereköy'e de gitme şansım yok. Aralık'a da gitme şansım yok. Ama teknoloji öyle bir hale geldi ki bir haftada adam betonu bitiriyor, atıyor. Ondan sonra gidiyoruz zabıtamız ya da arkadaşlarımız tutanak tuttuğunda şimdiye kadar niye görmedin bunu? Ya kardeşim görmedik. Yani olmadı. Bunları önlemek için belediye başkanımızın aldığı şu karara katılıyorum. Arkadaş beton santrali. Ruhsatsız, izinsiz tarım arazilerine sağda solda beton dökemezsin. Bu karar doğru bir karar. Buna katılıyorum. Bununla ilgili de gereğini yaparsın. Ama ücret konusunu söylersen onu doğru bulur. Ücret konusu zaten bir müteahhit beton götürüyorsa ruhsatını alıyor. Ruhsatta alman gereken harçlar tarif edilmiş, o harçları alıyorsun. Ayrıca bir de sırf o gün beton döküyor diye bir de beton ücreti almak doğru değil. Ama şunu yaparsan beton santralinin, beton santralinden çıkan betonun takibini, gittiği yeri kontrol etmek istiyorsan o zaman beton santraline çıktığında nereye dökeceksen benden izin alacaksın. Almadığında müeyyide uygularım dersin. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu firmada çip takıyor. Zaten bunlar takip ediliyor. Hayır, hayır. Mesele çipliler değil. Bakın çiplileri söyledim zaten. Çipliler zaten orada ruhsatlı yerlere döküyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın dışında Sayın Cumalı, ya biz birbirimizi biliyoruz. Bu şehirdeki herkes herkesi biliyor. Bu şehirde bu işlerin nasıl döndüğünü biliyoruz. Yani bizim tarlanın ortasına götürüp neler yapılmadı ki? Yapılırken nasıl yapıldığını da biliyoruz. Dolayısıyla beton, bak kimseyi suçlamak istemiyorum. Ama bir karar alınıyorsa mutlaka bunun karşılığında bir yaşanmışlık var ki bu karar alınıyor. Durup dururken Karasu Belediye Başkanımız böyle bir kararı keyif olsun diye almadı. Yasal mı başkanım? Yasal. Böyle hakim, para alması yasal mı? Parayı bilmiyorum. Para almasını bilmiyorum. Şey yapıyormuş. Ha, parayı bilmiyorum. Manisa fakat, CHP'li değil mi? Manisa Büyükşehir Belediyesi evet. Bizim arkadaşlar ya, Kaan Gümüşer o konuya baktı. Manisa'yı örnek almış. Şöyle. Yani şu parti bu parti olması önemli değil. Yasalara uygun olması önemli olan. Ben şimdi parayla ilgili şu an bir şey söyleyemiyorum. Fakat bir ilçenin ya da bir şehrin belediye başkanı kendi ilçesindeki kontrolsüzlüğü, kendi içerisindeki yapılaşmayı önleyebilmek için alması gereken her türlü karar alabilir. Yani o bölgede beton santralinin çıkacak olan betonun nereye gittiğini takip etmek yükümlülüğündedir. Nasıl ki harfiyatları, şimdi mesela ben söyleyeyim size, başka bir konu açayım ben size şimdi. Harfiyatlarla ilgili. Bütün kamyonlara biz çip takmışız değil mi? Nereye döküyoruz harfiyatları? Ben yarın sabah gelin sizle beraber şehir merkezinde gezelim. Hemen dışarıya çıkar çıkmaz her mahallenin başında, her sokağın başında kamyonlarca harfiyat dökülüyor. Kim döküyor bunları? Beton adam çıkartıyor. Gidiyor adam betonu oraya döküyor. Gel işte burada boşaltıyor yarısını. Evet. Efendim, başkanım bunun cezası efendim, var. Onun başka yöntemleri takibi var. Takibi var. Onun başka, edemiyorsunuz işte, edemiyorsunuz. Fişi çekiyorsun ara sıra. Peki başkanım, ara sıra fiş çekiliyor. Siz mecliste bir